O burada mı? Burada olduğunu biliyorsun. Onu çağırır mısın? Konuşmak istiyoruz. Ders bugünlük bitti baylar. Sonraki için kaydolmanız gerekiyor. Biliyor musun French? Seni severim. Sahi mi? Ama sen bu işi yürütemezsin. Biz yapabiliriz. Okullarımız büyüyor ve kâr ediyor. Senin geleneksel eğitim tarzınsa gün geçtikçe eskiyor. Öyle mi? Sebebini biliyor musun? Çünkü sen okulunda kara kuşağı bol keseden daha diyorsun hey. Adamına ölçü almayı bırakmasını söyle. Sadece bir zaman meselesi French. Nakit öderim hemen şimdi. Parayı istediğim bir hesaba transfer edebilirim. Buradan zengin bir adam olarak ayrılabilirsin. Utanmana gerek yok. Ne diyorsun? Sen aşağılığın tekisin. French. Bugünkü teklifim tam 10.000 dolar. Haftaya 7.000 olacak. Sonraki haftaysa 5.000. Bunun nereye gittiğini görüyor musun? Ayakkabılarını minderimden çek. Hayatında bir kez olsun akıllıca bir karar sana ver. Sana? Ayakkabılarını minderimden çek dedim. Yoksa ne olur? Anlaşılan bunu eski yöntemlerle halletmemiz gerekecek. Ha? Sen ve ben bu minderde biraz dans edebiliriz. Bakalım kim üste kalacak. Kazanırsan tamam. Bugün taşınacağım. Ama ben kazanırsam üçünüz de defolup gidersiniz ve yüzünüzü bir daha göstermezsiniz. Benimle dövüşmek mi istiyorsun? Üçünüzle birden dövüşeceğim. Bir kung fu filmindeki gibi mi? Evet, aynen öyle. Lanet bir kung fu filmindeki gibi, hadi. Hadi gel. Pekala. Ne kadar süre baygın kaldım? Bugün salı ahbap. Burnunun üzerine biraz buz koy, bir şeyin kalmaz. Çıkarken kapıyı kapatın baylar. Hadi, hadi. Geri tekmen. Çok özensizdi French. Evet, tabii ki öyleydi. Orada yaptığın bir çeşit gösteri miydi French? Dua ederim de o herifler dönüp buraya ateşe vermeye kalkmasın. Sigortamız süresi doldu. Başın belada değil mi? Evet, öyle de denebilir. Konuda adamınla konuşmam gerekiyor muydu Alex? Yani biraz nakit fena olmazdı. Senin için değil. Sert adamın tekisin ama aynı zamanda iyi de birisin.
Pek iyi biri sayılmam dostum. Orada ne yaptığımı gördün değil mi? French, o kontratı imzalarsan hayatın kolaylaşabilir. Ah, hadi ama 10 bin dolar için mi? Hemen 10 bin doları ne yapacağım? Ne bankaya borcumu öder ne de yeni bir araba alabilirim. Kirayı da ödeyemem öyle değil mi? Burası benim salonum. Sıfırdan ben inşa ettim. Duvarlarını kendim boyadım. Minderini döşedim. Onun için pisliklerin gelip el koymaması için çok çabaladım. Sen de biliyorsun. Ah. Hadi ama dostum, yardımın gerek. Burası için her şeyi yaparım. French. İnsanlar hep böyle söyler ama nadiren ciddilerdir. Ben ciddiyim. Buna hazırım. Böyle bir iş seni daha iyi bir hayata götürmez. Parası iyi ama bedeli ağır olur. Vicdan azabı da cabası. Ben senin dostunum. Seni böyle işlere bulaştırmak istemiyorum French. Bak, ben koca adamım Alex. Başımın çaresine bakarım. Sana böyle söylediğini hatırlatırım. İşler bana bağlı değil. Kendini Tommy'ye pazarlaman gerekecek. Tommy mi? Evet Tommy, bu onun işi. O onaylamadan kimse Tommy için çalışamaz. Ben tanışmanı sağlayacağım. Ama iş için onu ikna etmen gerekecek. Sağ ol Alex. Bu tür bir iş için bana teşekkür etme French. French, yangın merdivenlerinden çıktığını duydum. Kirayı 3 ay geciktirdin. Evet. Bu yüzden birilerine telefon etmek üzereyim. Bu aralar spor salonunda işler azaldı dostum ama düzeleceğini umuyorum. Kimin umurunda? Sadece kirayı öde. Bana sadece bir hafta ver yeter, tamam mı? Belki sen de bu ara fare deliğindeki çöpü ötücüsünü tamir edersin. Şu lanet kirayı öde hemen. Ezik herif. Evet tabii. Nasıl yürüdüğüne dikkat et, kasılmadan yürü, seni zayıf gösterir. Nazik konuş ama dinlemelerini sağla. Gerçek güce sahip birini izle, gösterişli hareketler yapmazlar, az ama öz konuşurlar. En önemlisi ise göz temasından kaçın. Neden peki? Çünkü bu senin en iyi kozun. Onu doğru zaman için saklamalısın. Şöhret kazanmaya kalkma, o işi bana bırak. Emrinde her an hazır avukatlar ordusu var. Seninse yok. Onlara sadece Tommy için tahsilat yaptığını söyle. Benim adım sana her kapıyı açar. Başının çaresine bakabilir misin? Evet. Tahsilatı benim için yapacaksan bunu sesli söyle. Evet, başımın çaresine bakabilirim. 15 yıl kraliyet ordusunda askerlik yaptım. Yeterince silahlı çatışma ve kavga gördüm. Yani... Evet, bu işi yaparım. Emin misin? Aşınlayacağın yollar, çalacağın kapılar kraliyet ordusundakilere hiç benzemeyecek ama. Bakın Bay Kowalski, bu işe ihtiyacım var. Yani benim için endişe etmeyin. Kendimi bildim bileli mücadele içindeyim. Gerekirse bir iki kafa kırmayı da bilirim. Seni bu işe vereceğim. İşi öğretmekten gocunmayacak bir adamım var. Bu hafta sonu çok işi olacak. İşi öğrenmen için iyi bir fırsat olabilir. O bu işi 10 yıldır yapıyor ve en iyi adamlarımdan biridir. Kulağa hoş geldin. Kendine güzel bir elbise al. Beni temsil edeceksen profesyonel görünmen gerek. Cuma. Olsun.
erkencisin. Saat 9. Bin hadi. Yakında alışırsın. Ben Su. French. Pek Fransız'a benzemiyorsun. Değilim. Tommy senden de şu takım elbise saçmalığını istedi. He? Evet istedi. Sana listemi verdi. Tanrım, Tommy parasının karşılığını almayı seviyor değil mi? Pekala. Söylesene, daha önce böyle bir iş yaptın mı? Pek sayılmaz. Bu benim ilk günüm. Bu iş pek düşündüğün gibi değildir. Sana dürüst olacağım çaylak. Bu işi yapmanın kolay yolu yok. Burada paramızı zor yoldan kazanıyoruz. Sorun değil, ben sıkı çalışırım. Bana öyle biri değil. Cesareti ve sağlam yumrukları olan biri lazım. Öyleyse şanslısın. Ben de ikisinden de var. Evet. Ne yani? Spor salonuna falan mı gittin? Bak ahbaba. Başımın çaresine bakabilirim. Benim için endişe etme. Arkanı kollarım. İyi olur. Yoksa bu ortaklık çok kısa sürer. Bak kahve içmem gerek. He? Sen sür. Benim başım ağrıyor. Daha önce bunun gibi bir araba sürmüş müydün? Daha önce bunun gibi bir araba sürmedim. O halde onu hak ettiği saygıyı göster. Ve bana bir iyilik yap. Lastiklere dikkat et. Başka bir şey var mı? Evet, burada yolun sağından süreriz. Hı, öyle mi? Bunu daha önce duymamıştım. Nasıl gidiyor? İki kutu dondurma ve bir de kahve istiyorum. Krema ve şeker de ister misiniz? Evet lütfen. Biri İtalyan olsun. Diğeri de vanilyalı. Al bakalım Frenchy. Sana vanilyalı aldım. Sanırım bu pek de iyi bir fikir değil. Ben yemeyeceğim. Sen ister misin? Ben böyle yiyeyim. İşte başlıyoruz. 2731 Van Oven Caddesi. Hayır hayır, sende kalsın. Dün gece yine gözlüklerimle uyudum. İkiye ayırdım. Tommy İngiliz piyade alayından olduğunu söyledi. Evet öyleydi. Ama merak etme. Artık bunu bir iltifat sayacak kadar Amerika'da yaşadım. Bunu kastetmemiştim. İlk kim var? Oliver Wallstein. Oli. $17,500 borcu var. İsminin yanında yazan rakam nedir? On yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Fiziksel uyarı gerekebilir demek oluyor. Orada başka bir şey yazıyor mu peki? Rakamın yanında da sırf yazıyor. Yani tam bir mankafa. Neden? Bu iyi mi kötü mü? İkisi de değil. Gidelim mi? Resmi olarak ara bulucuyu zorlayıcı değil. Ama bazen bu çizgi bulanıklaşır. Eğer sorunla karşılaşırsan oradan uzaklaş. Söylemesi kolay. Herkes yapamaz. Ya silahları varsa? Muhtemelen yoktur. Olsaydı belgelerde yazardı yani. Endişelenme Doris, sana bir şey olmayacak. Ne yapıyorsun? Kapıyı çalsana, ne bekliyorsun?
Tamam. Peki sonra? Bilmiyorum. Oynamak için çıktığında Oli'ye sorarsın. Olsun Cliff. Kapa çeneni, kapıda biri var, sessiz ol. İki kişi, biri su. Dalga mı geçiyorsun? Su mu? Su da kim? Kim o kadın? Kim o? Kadın değil, erkek. Tekrar çal, yeterince sert olmadı. Sadece kapıyı aç, aklına ne geliyorsa söyle. Onları oyala, tamam mı? Onlar polis mi? Keşke polis olsalardı. Koca Tommy için tahsilat yapıyorlar. O bir silah mı? Hayır Trista, bu bir tabanca. Tabancayı nereden buldun? Ve koca Tommy de kim? Senin burada kalıp lanet kapıya bakman gerek. Senden gidip kapıyı açmanı istiyorum ama... onları içeri alma, tamam mı? Hadi, hadi. Beni hadi, gitmeyi keser misin? İyi olacaksın. Gidelim, hadi. Sana demiştim değil mi? Merhaba tatlım, buraya Oliver'ı görmeye geldik. O burada değil. İçeride olduğunu biliyoruz, bu yüzden... Kaybol pislik, yanlış eve geldin. Dışarıdalar, kaçıyorlar. Koş, koş, koş. Hadi. Pekala, bana anahtarları ver. Ne? Çabuk ol, çabuk ol. Ne bekliyorsun? Peşlerinden git. Hemen arkadan anahtarları ver dedim sana. Çaylak, anahtarlar. Tanrım, inanamıyorum. Herif bana ateş etti. Vuruldun mu? Hayır. O halde git. Ama bana ateş... Peşinden git. Lanet olsun. Hadi. Seni lanet olasıca. Yüce çık Tanrım. Şu arabadan hemen. Defol. Hadi çık şuradan. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Olmaz. Lanet olsun. Seni pislik, seni. Lanet olsun. Dik otur. Şimdi. Polisler birazdan burada olur Oliver. Onlara bir şey anlatmayı düşünüyor musun? Hayır efendim. Başkasının parasıyla iyi zaman geçirmeyi biliyorsun Oli. Ve hala o başkasına 17.500 dolar borcun var. Yani borcunu öde. Emredersiniz. Yani bunu uyarıdan say. Sorunun nedir? Kafamı yere çarptım. Ayaklarım da beni öldürüyor. Bu kadar koşacağımı düşünmemiştim. Belki ayağındaki dans ayakkabılarını evde bırakmalıydın Çaylak. Ama onları takım elbiseyle verdiler. Belki almamalıydın. Peki kapıyı o kızın suratına çarpmaya gerek var mıydı? Aslında evet, gerek vardı. İşte, bizi sıradaki boşluğa götür. Tahsilat yapacağımızı sanıyordum. Ama bir şey tahsil ettiğimiz yok. Bu tarz adamlar Tommy'ye günde 300 dolara mal oluyor, anlıyorsun ya. Listede sırada kim var? Harvey Small, Lancashire Bulvarı. Biraz soğukkanlı olman gerek French, hadi ama kurallara uy. Affedersin, affedersin. Hala üstüme ateş edildiği gerçeğine alışmaya çalışıyorum. Irak'ta olsa anlardım. Ama burada olunca kabullenemiyorum. Dur biraz. Demek savaşa katıldın ha?
Evet, savaşta bulundum, tamam mı? O halde sorun nedir? Kendin söylemiştin eğer silahlılarsa listede yazar diye. Ha? Hatırladın mı? Fark etmediysen söyleyeyim, silahlıydılar. Bu kadar çok şikayet eder misin? Pekala, işte geldik. Harvey'nin otofinans işi. Evet. Harvey'in ciddi kumar sorunu var. $100,000'dan fazla borcu var. Biz sadece $4,000 alacağız ve rakamı da 5. Anladım. Yani rakam ne kadar düşükse tahsilat o kadar zorlaşır. Doğru. Ayrıca Harvey bugünlerde kendini bir halt sanıyor. Soul Central'dan ucuza birkaç çam yarması kiraladı. Tabii bu durum Tammy'nin pek hoşuna gitmedi. Bu yüzden ondan 4,000 alacağız. Geçen sefer onu çılgın Alex ve Sırp ziyaret etmişti ama dönmek zorunda kaldılar. Tammy nasıl halletti bu işi? Standart yöntemle listeyi bize verdi ve bu kez bizi gönderdi. Bu sefer işi düzgün yapalım Su, olur mu? Önceki işin rakamı 10'du ve çantada keklik olması gerekiyordu ama bana ateş edildi. Sen o pisliği benzettin ve bir araba beni sürükledi. Sıradakinin rakamı ise 5. Ve diyorsun ki geçen sefer çılgın Alex ve Sırp karşılarında sıkı bir çete buldu, affedersin. Bu işte yeniyim. Ama Tammy bu numaralandırma sistemini tekrar düşünse iyi olur. Birinin 10 rakamı başka birinin 5'i olabilir. Sahi mi? Evet. Evet. Azerbaycan. Bayan Susan, içiniz rahat olsa mantol ve buradan gelen araba çok temizdir. Buyurun, birlikte görelim lütfen. Evet evet, toplantı pazar. Önden buyur. Öyle mi? İlginize çok teşekkür ederim. Hı-hı, evet, her şeyi hazırladım. Affedersiniz, biz Harvey'i arıyorduk. Sizin için ne yapabilirim baylar? Harvey sen misin? Hayır. O halde belki bizi Harvey'e götürebilirsin. Kendisi meşgul. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı acaba? Dinle ahbap. Sadece bizi Harvey'e yönlendir, biz de yolumuza gidelim. Janet... Bay Messi, arar mısın lütfen? Umarım sadece Harvey'i arıyorsundur. Hey Su. Sanırım yeteneklerini test etmenin sırası French'i. Adım French. Lanet olsun. Dinle dinle, sana ne kadar ödüyorsa iki katını at. Aman Tanrım. Bacaklarını uzat. Yo 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 yo. Lanet, lütfen yap yerini. Gel buraya. Sanırım burnumu kırdın. Yerinde olsam kıpırdamazdım. Yardım edin. Yardım edin. Yardım etmeyi düşünür müsün acaba? Affedersin ama Harvey'e göz kulak oluyordum. Bundan bacayı kurtaramayacaksın. Kapat çeneni. Hayır, hayır. Ya, 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 tamam. Tamam. Hadi. French'i. Hiç tanık yok. Yani çekip gidebilirsiniz. Ve ben de mezuniyet balosunda limuzin şoförü kiraladığınızdan beri vereceğiniz en iyi finansal kararı vermenizi sağlarım. Bakın Tommy'ye burada olmadığımı söylersiniz. Borcum her neyse onun tam 4 katını öderim. Dürüst olmak gerekirse Harvey, borcun o kadar da özel değil. Ne yapmanızı istiyor? Bilmek istemezsin. Ne? Nedir peki? Bir diz kapa. Ya da iki. Aa, hayır, hayır çocuklar, hayır. Ben hayır, yapayım. Hayır. Aa.
Hemen polisi arayacağım. Ah tanrım. Bence buna Harvey karar versin Janet. Polisi boş ver Janet. Bana hemen bir ambulans çağır. Kenara çek hemen. Neden? Burası listede yok ki. Sakin ol Frenchy, sadece hızlı bir tahsilat olacak. Lanet olsun. Sen ne halt ettin? Ne yaptın sen? Sana lastiklere dikkat etmeni söylemiştim değil mi? Öncelikle beni direksiyonun başına sen oturttun. Bana bayan deziymişim gibi araba kullandırıyorsun. Pisliğin teki olman yetmiyormuş ki bir leş gibi kokuyorsun. Benim bu işi ilk kez yaptığıma dikkatini çekerim. Bunu aklından çıkarma. Hatta kurşunlardan kaçmak yetmedi, bir de hayatımda ilk kez gördüğüm bir çam yarması tarafından saldırıya uğradım. Daha ölen bile olmadı. Bu yüzden bu çamaşır teknesinin lastikleri umurumda bile olmadığı için beni affet. Öfke nöbetim bitti. Hayır, bittiğini sanmıyorum çünkü fark ettiğimi bilmiyorum ama adamlar beni resmen duvara çarptılar. Yerinde olsam bu kadar hassas davranmazdım evlat, özellikle de orada iyi idare ettikten sonra. Bu iş için uygunsun. Bu arada sana benim klasik 1971 model külüstürmüş şoförlüğünü yaptırdığım için üzgünüm. İlk günün için hoşuna gidecek bir jest olduğunu düşünmüştüm ama belli ki yanılmışım. Gerçekten güzel araba. Bu hafta sonunu atlattığımızda, tabii bunu başarabilirsek lastiklerim hakkında o zaman konuşuruz, olur mu? Rakamı 5'ti değil mi? 5. Bu rakama göre kavga fazla sertti. Beni uyarabilirdin ahbap. Sana bir şey söyleyeyim mi Frenchy? İçinde karanlık bir taraf var ahbap. Yani o adamlarla bir şampiyon gibi dövüştün. İlk gün için iyiydin ve bence yaptığın işten zevk aldın. İşte bile ahbap. Zevk falan almadım. Belki biraz almışımdır. Güzel. Ben hemen dönerim. Yüzünü temizle, vampir gibi görünüyorsun. Şuna bir bak. Son Nijan'ın dönüşü. Kırmızıyla yasalar daha heyecan verici olurdu. Bu sen misin? Hı-hı. Sahi mi? Lanet olsun, filmde mi oynadın? Evet. İnanmıyorum. Bir iki tane B sınıfı filmdi işte. Öyle mi? Evet. Bu çok havalı ahbap. Berbat görünse bile. Evet ama en azından posterde ben varım değil mi? Sadece sana benziyorum. Nasıl yaptılar? Gözlerini kesip üstüne mi yapıştırdılar? Acıktım, gidip bir şeyler yiyelim. Demek bir ninjaydın ha? Gordon Karp. Ne salakça bir isim. Umarım sadece takma isimdir. Nezik bir mahalleye benziyor. Öyle de olmalı. Gordon'un rakamı 2. 1-10, 1-5 ve 1-2. İşte yine yoğun bir gün ha. Gordon'un borcu 40 bin. Yarısını alacağız ve işimiz bitecek. Dur biraz. Harvey'nin borcu 100 bin dedi mi? Ama rakamı 5'ti. Bu adamın borcu sadece 40 bin ama rakamı 2. Bu iş nasıl oluyor? Tam rakamları müşterinin gerektirdiği şiddet seviyesine göre belirliyor. Bunun bir uyumu ya da bir sebebi yok Frenchy. Yani bunu anlamak için vaktini boşa harcama. Gordon'un rakamı 2. Sıcak servis. Sıcak servis mi? Evet. Ortamı ısıt ve parayı al. Ortamı ısıt ve parayı al. Tanrı aşkına. Ne istiyorsunuz? Seni değil kraliçe arı, emin olabilirsin. Sen bana ne dedin? Biliyor musun, iri bir adam için güzel gözlerim var. Model olmalıymışsın. Bence siz iki joker cadılar bayramınıza dönün. Adama iltifat ediyorum, alınıyor. İnanabiliyor musun Frenchy? İltifatlarını kabul etmelisin ahbap. Bunu pek sık yapmaz. Evet. Yapacak işlerim var. Bahse varım, vites değiştirmeyi biliyorsundur. Ne de olsa koca adamsın. İşe bak, peş peşe iki iltifat. Bugün şanslı günün ahbap. Edili büdü, defolup gidin buradan. Tamam. Belli ki kötü bir başlangıç yaptık. Ben Su, bu da French. Buraya Gordon'u görmeye geldik. Burada mı? Hayır, burada değil. Vay canına. Demek iltifatım yeterince gelmedi. Canın cehenneme. Seni ağzı gevşek. Lanet olsun. Lanet
Gordy? Bir şey söyleme Angelica. Günaydın Bay Karp, Bayan Karp. Eminim neden burada olduğumu biliyorsunuzdur. Hayır. Hayır. 40.000. Aa evet. Demek buydu. Bu meseleyi halletmemiş miydin Gordy? Sen tam bir aptalsın. Tanrım, Mano nerede? Burada neler oluyor? Siz ne alt ettiğinizi sanıyorsunuz? Bir çift Teksaslı kovboy evime gelip beni korkutmaya mı çalışıyor? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben koca Tommy için çalışıyorum. Gordy, esas biz koca Tommy için çalışıyoruz. Seni gerizekalı. İşte bu her şeyi değiştirir. Dinleyin, bana ne kadar ödemem gerektiğini söyleyin. Ben de her sentini ödeyeyim. Yarın öğlene kadar. Sana ne yapacağını söyleyeyim Gordy. Adamın Bay French'i alıp nakit paranı sakladığın yere götüreceksin. Ve mümkün olduğu kadar sermaye çıkartmaya çalışacaksın. Umarım parayı sayarken senin canını okumasına da gerek kalmaz. Bayan Karp burada benimle kalabilir. Sana yapacaklarımız fayda etmezse belki onunla ilgilenmem gerekebilir. Senin için sorun olur mu tatlım? Sana hiçbir şey yapmayacak Gordy, tatlım. Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Ben ne istersem alırım. Kasası aşağıda ofisinde. Angelica! Canın cehenneme Gordy. Aynen öyle, canın cehenneme Gordy. Hadi. Bak dinle, geciktiğimi biliyorum. Elimde değil. Her şeyi öteleyip duruyorum ben. Faturaları bile ikinci kez uyardıklarında ödeyebiliyorum. Yani bu Angelica'yı çıldırtıyor ama aslında haklı değil mi? 40 bin dolar Gordy, öde şunu tamam, hemen. Tamam tamam. Size kardan pay veriyorlar değil mi? Yani yeteri kadar ödüyor olmalılar değil mi? Emeklilik kapa için... çeneni Gordy, tamam mı? Kapa çeneni. Oyalamaya çalışmayı bırak da şu lanet parayı hemen öde. Eminim seninle anlaşabiliriz, tamam mı? Ha? Dinle, bir anlaşma yapalım seninle. Sana 5.000 vereyim. Ve 5.000 de Tommy'ye. Sana ödediği 500 dolarla da kendine yeni bir takım elbise alırsın. Ayağa kalk. Olur mu? Evet, evet. Bir fincan daha. Tabii, neden olmasın? Biliyor musun, seni koruması için o adam yeterli değil. Mano benim sevgilim. Korumam değil. Öyle miydi? Bahçıvanın da iyi miydi peki? Hayır. O mevki hala açık. Merak ettim. Senin de niteliklerin var mı? Hadi Gordy. Hadi Gordy. Anahtar nerede Gordy? Anahtar nerede? Anahtarı ver. Orada değil mi? Hayır, burada değil. Anahtar nerede? Hatırlayamıyorum. Çok gergin. Gerginsin öyle mi? Evet, say hatırlayamıyorum. Mi? Kısa süreli hafızan yerine geldi mi? Ha bak. Gordy, bunun için vaktim yok. Lanet anahtar nerede? Acele et. Bunlar mı? Ver şunu hadi. Lanet olsun. Bu da ne? Tanrım, burada 100.000 papelden fazla var. Senin mazoşist pislik. Param vardı ve dayak yemeyi tercih ettin. Senin derdin ne be adam? Ben biraz cimriyimdir. Bu adamlarla oyun oynamaya kalkma Gordy, duydun mu? Bu bir oyun değil. Kendini korumak istiyorsan fazla çabalaman gerek. Evet, evet, evet. Duyar musun? Lanet olsun. Filmi kaynağından indirin. DivixPortal.com Finished, are you? Yeah, yeah, finished. You're both square. You're good. Come on, you Frenchie. You're a good luck charm. This thing doesn't happen too often, I tell you. Yeah, glad to see you getting your rocks off, mate. Oh, come on, who pissed on your French fries? Yeah. So I get that we had to rough the guy up and everything, but does he really need to shag his missus? Damn straight I did. Taş gibiydi. Ve böyle fırsatlar kucağıma pek sık düşmüyor, inan bana. Önemli olan da bu sanırım. Yani? Bilemiyorum.
Birine korkunç bir gün geçirtme fikri pek hoşuma gitmedi, hepsi bu. Vicdanını bir kontrol etsen iyi olacak ahbap. Yoksa senin için uzun bir hafta sonu olacak, duydun? Bunu aklımda tutarım. Parayı o kadar kolay vermek istemedi. Hayır, değil mi? Bu seferki kolaydı. Adamın yeterince parası vardı, cimriliği tuttuğu için vermek istemedi. Yine de canını yakmak zorunda kaldım. Bazen insanları anlayamıyorum. Bir keresinde borcunu ödeyene kadar adamın çocuğunu pencereden sarkıttım. Üstelik parası da vardı yani. Adamın kendi çocuğuydu. Çocuğu pencereden atmadın değil mi? Umarım öyledir. Hatırlayamıyorum. İtiraf etmeliyim Frenchy. Gün geçtikçe tembelleşiyorum. Babama çekmişim sanırım. Bu işte ahlak pusulası, pimi çekilmiş el bombası gibidir. Hı? Bir partiye daha var mısın Frenchy? Tabii ki varım. İşte onlar. Hadi Masu, bu adamlar listemizde yok değil mi? Parayı zaten aldık. Nasılsa bu salaklardan bir sent bile alamayacağız. Evet, belki bu kas yığınlarından kaçabiliriz ama bu Tammy'nin kulağına bir giderse ömür boyu kaçmamız gerekir. Ayrıca seni bundan alıkoymaktan nefret ediyorum. Yani işinin bir parçası da arkamı kollamak değil mi? Evet, tabii. Ama bu kez bütün işi bana bırakma, olur mu? Bak ne diyeceğim. Bugün benim için sıra dışı bir gündü. Bunlar senin başına sık geliyor mu? Hayır, dürüst olmam gerek Frenchy. Bugün payımıza düşenden fazlasını hak ettik. Öyle mi dersin? Elbisemin halini gördün. Evet, fark ettim, gördüğüm. En ucuz elbiseyi almışsın. Yerinde olsam fazla endişelenmez. Bu takım bana $90 patladı, tamam mı? Kravat dahil. İkinci el araba satıcısı gibi görünüyorsun. Kurtul şundan. Çöpe at. Kamuflajımı giyeceğim, tamam mı? Irak'lıyken bile bu kadar çok kafa kırmamıştım. Hadi ama, o kadar da fena sayılmazdı. Herkesin ilk günü biraz zor geçer, yakında alışırsın. Şu kullandığın teknik karışık dövüş sanatları değil mi? Evet öyle. Sen de boksörsün değil mi? Ayak hareketlerin iyiydi. Evet, gücüm hala yerinde ama hızım gün geçtikçe azalmaya başladı. Bak ne diyeceğim Frenchy, bugünlük bitirelim olur mu? Beni eve götür ve sabah gelip al, tamam? Pekala. Tamam. Hey tatlım, gelip şunları alır mısın? Hemen geliyorum efendim.
akşam menüde ne var? Ah, Coco beni iş için Batı yakasına götürecek. İki Arap şeyhi ya da onun gibi bir şey. Nakit paralı iş. Hmm. Hey, dur biraz. Buraya gelip şuna bir bak. Ne bulduğuma bak. Ne? Ah, bu gerçek mi? Tabii ki öyle. Bu benim bebeğim. Bu seferkinde kötü adam oynuyordum. Heyecanı nasıl heceliyorsun? Evet, o zamanlar biraz farklıydı. Ayrıca bütçesi de düşüktü. Nasıldır bilirsin. Evet, bilirim. Ah, bebeğim. Belki biraz papel işime yarayabilirdi. Ne kadar lazım? 300 fena olmazdı. Al bakalım. Sağ ol bebeğim. Çekeyim. Tamam. Dinle. Dikkatli olmanı istiyorum. Bugün beni Barbosa aradı. Senin hakkında sorular sordu. Çok tuhaf. Ne istiyormuş? Bilmiyorum ama ona bulaşmak istemeyeceğini bilecek kadar onu tanıyorum. Birçok insanı incitti. Merak etme, dikkatli olurum. Sağ ol tatlım. Cumartesi. DivikSportal.com. Sean, how you doing, man? Hey, Sue, what's up? Hey, Lois must be working. She coming in? I don't know how she is. She'll be here. One for the tab, yeah? So, how's business? This is good. How are you? I'm cruising, man. Cheers. Cheers. Ne satıyorsun, göstersene. Çoktan satıldı. Sana bunu sormadım. Bir bakayım ne sattığını görmek istiyorum. Bu hangi model? Bir Alman MP40. Daha önce görmediğine eminim. Emin misin? Kendinden bu kadar emin olma, seni pedofili pislik. Siparişim ne durumda? Merak etme tabii. Nadir bir parça. Bulması zor olanlardan. Benimle böyle konuşacaksan daha güzel gülümse. İyi işte çocuklar. 3 hesapta tamam. Az önce Rick'in Renault'daki adamlarıyla konuştum. Harvey'in borcu tamam. Yani dünden itibaren hisselerimiz yükselişe geçti. Kucağıma düşen bu küçük tatlı fırsatı size vereceğim. Merhaba patron. Merhaba French. İsmini panoda gördüm. Merhaba dostum. İş için evet. Leş kokulu fosille takılman utanç verici. Nasılsın Alex? Ben iyiyim. Ha, bu arada Harvey'den haber getirdik. Artık o konuda endişelenmene gerek yok. Dün o işi hallettik. Her neyse. Getirdin mi peder? Dışarı çıkalım mı? Tabii. Tommy, French. Güzel bir parça bulmuşsun Alex ama çok pahalı. Anlayacağın daha büyük bir cephaneye ihtiyacın olacak. Tekerine gerçekten çomak sokulmuş olmalı. Üzüldüm, sinirlerinin bozulması korkunç bir şey olsa gerek. Canın cehenneme ihtiyar. Ne zaman istersen sana sinirlerimi, neyin bozduğunu gösteririm. Lola'ya selamını iletirim. Uyumak için içmeye devam et Susan ve şunu unutma. Onu her öptüğünde benim o ağza neler yaptığımı hayal et. Sırası değil. Klas adamsın Alex. Gerçekten çok klassın. Git günün keyfini çıkar. Tabii. Sen iyi misin? Ben iyiyim Tommy. Araba sürebilir misin? Tabii ki. Pekala, iş hakkında konuşalım. Ama arabada. Aslında French'i sen sürer misin? Yolun karşısında değil mi? Evet, doğru. Sana güzel bir elbise al dememiş miydim? Takım elbise içinden sağ çıkmayı başaramadı. Evet. Dün senin hakkında iyi şeyler duydum. Sue kendini profesyonel gibi idare ediyor dedi. Eksik olmasın. Keyif aldın mı? Biraz enişli çıkışlıydı ama evet, iyiydi.
İyi mi? Pek de iyi bir rapor sayılmaz. Sen ne düşünüyorsun? Potansiyeli var tabii. Heh, şu eski potansiyel mevzusu. Divixportal.com. Nerede o? Çalışma odasında. Tami. Tami adamım. Ah, seni görmek güzel dostum. Neden oturup rahatına bakmıyorsun? Baylar, bir şeyler yiyip içmek ister misiniz? Ya da sinirlerinizi yatıştıracak bir şeyler? Benim sinirlerim iyi. Sen nasılsın? Ah dostum, sabahları hiç bu kadar özlememiştim. Geceleri elimden geleni yapıyorum. Ama yataktan senin için çıkıyorum. Neden biliyor musun ha? Çünkü biz sıkı adamlarız. Birlikte tarih yazdık. Ve bu benim için çok önemli. Yani sana güvenebilirim. Elbette. Suyu hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. Nasılsın altın çocuk? İdare ediyorum. Bu da French. Sana sözünü ettiğim eleman. Tanıştığımıza memnun oldum French'i. Ben de memnun oldum efendim. Adım French bu arada. Bu ne tuhaf bir aksan mı isim böyle? Adam görmüş geçirmiş biri. Evet, çok yönlüyümdür. Evet, eminim öylesin Bay French. Sadece French yeterli. Bizim için elinde ne var Barbosa? Sıska, yakışıklı bir İrlandalı pislik var. Onu Melrose'daki işlerimden biri için kullandım. Arkamdan gizli saklı bazı işler çevirdiğini öğrendim. Meğer bu aşağılık pislik, ödenen vergi oranının iki katından fazlasını cebine indiriyormuş. Anlıyor musun beni? Bu ne demek? Olur böyle şey. Evet, ben asil ruhlu, aşağılık bir herif olabilirim. Kime istersen sor. Hatta kızlarıma sor. Bu pisliği aldım, ona para kazandırdım. Ona bir mevki verdim. Borçlarını bile ödedim. Ve bu pislik onu besleyen eli ısırmaya kalktı. Aman da! Nereye gidiyorsun? Burada kalman gerek. Kulak misafiri ol. Bütün dünyanın Barbosa Fabioza'dan çalamayacağını bilmesini istiyorum. Hem de bedelini ödemeden. Anladın mı beni? Canı cehenneme. Sözlerine dikkat etmelisin. Bu bana teklif ettiğin şey değil aşkım. Senden ne kadar çaldı? Ya da tahmini bir rakam söyleyebilir misin? Bunun konuyla ne ilgisi var? Biz yüzdeyle çalışıyoruz. Onu suçüstü yakaladın değil mi? Senden ne kadar aldığına dair bir fikrin olmalı. Bunu işini nasıl yaptığınla ne ilgisi var söylesene. Yani ben burada sana hatırı sayılır bir ücret ediyorum zaten. Sanırım bir içkiye ihtiyacım var. Biz burada tam olarak ne yapıyoruz? Amanda, neden kızları alıp havuz kenarına gitmiyorsun? Gidin yüzün, su sıçratın. Bu kişisel bir mesele ve senin bu işte ilgilenmeni istiyorum. Yani anlaştık mı? Çocuklar onunla ilgilenir. Bir ölçeğimiz olduğunu hatırlatırım. En şiddetli dayak 1 numara. Sert bir uyarıysa 10 numara. Hangisinin uygulanmasını istersin? O pislik tam 1 numaraya layık. Bu sana 20 bine patlar. Yarısı şimdi, yarısı iş bitince. Billy! Hadi bana ikisini de ver. İşte tam adı ve son çalıştığı yer. Başlamak için yeterli olacaktır. Sue, Bay French, memnun oldum.
Bu Barbossa denen adam hakkında ne düşünüyorsun? Tipik boş boğazın teki bilirsin. Parasıyla kendini beladan uzak tutabileceğini düşünüyor. Muhtemelen yapabilirdi. 20.000 ha? Yani 20.000. Bu iyi para, bilemiyorum. Ne kazandığım önemli değil. Pis işlerimi yapması için kimseye para ödemem asla. Bu Connor denen çocuk için üzülüyorum. Uzun zaman önce Frenchie bu heriflerin birer et parçası olduğunu öğrendi. Evet, biliyorum biliyorum. Hala bunu anlamaya çalışıyorum. Peki ne yapıyoruz? Son çalıştığı kulübe gidip göz mü atacağız? Bana bir saniye ver. Tam şuradan sağa dön. Böyle yerlere önce bir telefon etmek daha iyi bir fikir değil mi? Yani bu şekilde benzine bir servet harcayacaksın. Bazı tahsilatçılar işini telefonla halleder. Ben değil Frenchie. Dışarıda olmayı seviyorum. Biliyorsun işte, yürüyüş yapmayı. Bir kapıyı çalarak 25 telefon görüşmesinden daha fazla bilgi öğrenebilirim. Umarım haklısındır. Yine benzin almamız gerekecek. Çünkü ayağın sürekli gaz pedalında. Ona daha az bas. Galiba burası değil mi? Evet, doğru yere geldik. Doğru yere geldiğimizden emin misin? Evet. Pekala, anahtarları aldın mı? Dışarıdaki tabelayı görmediniz mi Vayla? Kapalıyız yazıyor. Hayır, biz sadece konuşmak istiyoruz. Kısa sürer. Evet. Pekala, belli ki dilimizi anlamıyorsunuz. Kapalıyız ve ben de meşgulüm. Tamam mı? Yani bana bir iyilik yapın ve kaybolun. Bak, neden kaba davranıp küfrediyorsun? Yani görgü kuralları diye bir şey yok. Sert adam olmaya çalışıyorsun. Bizi kendin dışarı çıkarmak ister misin? Ne dersin dostum? Bunu yapmak ister misin dostum? Seni kızdırıyor muyuz? Tamam. Gölgemi istiyorsunuz, onu size vereyim. Siz iki beyefendi, neden kendinizi dışarı atma, nezaketini göstermiyorsunuz, he? Lütfen. Aşağılık herif. Gel buraya. Şimdi işiniz bitti işte. Joey! Burada neler oluyor? Ah, lanet olsun. Bu şehirde herkesin bir koruması var. Lanet olsun. Seni tanıyorum. Evet, sen Sulinski'sin. Evet, seni buralarda görüyorum. Koca Tommy için çalışıyorsun değil mi? Bu doğru ahbap. Onun için çalışıyorum. Vay be. Sana bulaşmayacağım Sulinski. Bir keresinde canımı okumuştun. Evet. Ama bunu tanımıyorum. Evet, ama kim olduğunu öğrenmek üzeresin. İşler biraz karıştı sanırım. Sen ne dersin? Ne istiyorsun? Sen iyi misin Frank? Sana iyi gibi mi? Görünüyorum. Belki de şu jujitsuyu kullanmanın zamanı gelmiştir. Lanet olsun. Connor Mulligan hakkında konuşalım. Belki o yer cücesini nerede bulabileceğimizi söylersin. Connor Mulligan mı? Bütün mesele bu muydu? Evet. Benimle dalga mı geçiyorsun? Connor bir ay önce işi bıraktı. Barbossa ile başı belaya girmiş ama sana söylemem gerek. Onun işi stand-up yapmaktı. Koca Tommy sizi buraya saçma bir sebeple göndermiş dostum. Peki. Aha, tanrım, şunu yapmayı keser misin? Tamam tamam, dinle dinle. O, kulüpten lanet bir barmenle birlikte ayrıldı. Ben koca Tommy'ye söyle dostum, bütün bildiğim bu, tamam mı? Ve beni şu kürdanla dürtmeyi de bırak artık. Lanet olsun. Şu lanet demiri ısır. Yüzünü şu lanet demire daya hemen. Önümüzdeki 10 saniye boyunca kafanı o demire bastıracağım, anladın mı beni? O kalın kafana yerleşti mi bu? Frenchie, buraya gel. Bana yardım et.
Evet, sana bir kez daha soracağım. O pisliğin nerede bulabilirim? Tamam, tamam, pekala, tamam. Sülalet soruya cevap veremem. Eski oda arkadaşı Tim. Evet. Kanırın nerede olduğunu biliyordur. Ve adresi babardaki maaş çizelgesinde yazıyordur, tamam mı? O kadar zor muymuş? Hayır. Söyle, zor muymuş? Hayır, hayır. O halde tamam, pekala Frenchy, sen iyi misin? Evet dostum. O kadar iyiyim ki sorma. Lanet olsun. Tamam işte bu, bulduk. Gidelim. Lanet olsun. Dinle, bu soru cevap oyunundan sıkıldım Frenchy. Bu seferkini sen halleder misin? Eminim halledebilirim Su. Zaten hepsini ben hallediyor gibiyim ahbap. Bir daha kavgaya karışmaktansa soru cevap oynarım daha iyi. İşte geldik. Soruları sorabilirsin. Çok teşekkür ederim. Bu da kim böyle? Merhaba dostum. Aşağıdaydım ve pencerenden duman çıktığını gördüm. Ha? Mutfak penceresinden çok duman çıkıyor dostum. Pekala, gördün mü? Nasıl yaptığımı gördün mü? Nazikçe. Gözyaşı yok, kan yok. Kimse incinmedi değil mi? Siz şanslı baylardansınız. Hangin isteyim? Buraya öylece giremezsiniz, tamam mı? Evet. Senin o suratını dağıtacağım. Timo, ben değilim. Lütfen yapmayın. Demek sensin. Tim? Doğru, aradığımız adam bu. Çık dışarı, hadi. Defol. Hadi. Defol. Hadi. Defol. Tamam, dışarı. Gidiyorum. Durun, 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 durun. Hayır, bir haftadır size ulaşmaya çalışıyordum, tamam mı? Yemin ederim elimde hiç mal kalmadı. Çoğunu sattım, kalanlarını da kendim tükettim. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bana bakın, alemi işler acısı. Eğer beni öldürürseniz bana büyük iyilik yapmış olursunuz. Tamam mı? Bakın, devye parasını geri ödeyeceğim, tamam mı? Yemin ederim, sizi devi gönderdi değil mi? Devi. Değil mi? Ben... Tanrım... Ne istiyorsunuz? Yine kimi kızdırdım ben? Connor Mulligan'ı arıyoruz. Onu gördün mü? Oh, Tanrım dur dur! Connor artık burada yaşamıyor, tamam mı? O burada değil. Tamam mı? Lanet olsun. Siz Connor'ın peşinde misiniz? O iyi bir adamdır. Bir sineği bile incitmez. Tabii tabii, herkes bize aynı şeyi söylüyor. Ne nazik adammış bu hırsız. Hayır, Connor hırsız değil ahbap. Bakın... İşte bakın, o dürüst bir adamdır. Gördünüz mü? Bu bende kalsın. Ah hadi ama yapma, bu onun tek fotoğrafı. Hey, durun bir dakika. Yoksa sizi Barbosa denilen o aşağılık herif mi gönderdi? Connor Mulligan, nerede o? Hayır, asıl Barbosa'nın da ayağa ihtiyacı var. O pislik yavaş ve acı dolu bir ölümle gebermeliydi. Ve biliyor musunuz, o lanet Amanda'ya gelince bütün bunlara o sebep oldu. Bütün bunlar çok ilginç Ahbap, ama sana son bir kez daha soracağım. Aksi takdirde arkadaşım yumruğunla senin kafanı kıracak. Connor Mulligan nerede? Tamam, tamam, tamam. Yanına bir kız aldı ve Topanga'ya gitti. Hani şu sanatçı topluluğunun yaşadığı yere... Bir grup zengin beyaz ipi kombu çayı için takılıyorlar orada. Hoş, anlaşılan bu Connor'ın her limanda bir sevgilisi var. Hayır hayır, bu öyle bir şey değil ahbap. O iyi bir adam. Peki bu dürüst Connor nerede? Sende adresi var mı? Adresi mi? Hadi ahbap, tamam, tamam, adresini evet, ver. İşte burada, çabuk tamam. Ol. Acele hayır, et. Değil. İşte bu. Ona karşı adil olun, tamam mı? Ona her ne yapacaksanız o bunu hak etmiyor. Dinle ahbap. Yerinde olsam uyuşturucudan uzak dururdum. Tamam. Bu Connor denen çocuktan bir numara çıkar mı bilmiyorum. Bana pek öyle biri gibi gelmedi. Bunu sorgulamak bize düşmez Frenchy. İşimiz onu bulmak ve suratını dağıtmak. Evet ama hadi dostum, bunu nasıl sorgulamasın? Biz avın peşine düşen o manyaklardan değiliz değil mi? Bizim işimiz... Tahsilat yapmak, insanları bulup onları dövmek değil. Şu bulanıklaşan çizgiyi hatırladın mı? Bugün işimiz kiralık tetikçi olmak. Tamam? Bu iş hız trenine binmek gibi olabilir Frenchy. Bu arada bir sonraki işte tek başınasın. Ne yani, ders bitti mi? İstediğin zaman bırakabilirsin çay. Hayır hayır, haklısın. Biraz heyecan yaptım. Güzel.
Çünkü şu tüttürme işi hoşuna gitti. Epey iyiydi. Demek hoşuna gitti. Evet gitti. Say. Ama bu iş her seferinde seni oraya götürmeyecek. Hadi ama dostum, sen ne öneriyorsun? İçeri girmenin en iyi yolu o lanet kapıyı bir tekmede menteşelerinden sökmek midir yani? Ona kafa atman gerekiyor, yavaşça vur. Tamam? Yavaşça vur. Burnunu suratına gömmene gerek yok. Çünkü sonuçta onu öldürmek istemiyorsun, değil mi? Doğru. Kimin evinde de o çocuğa bunu mu yaptın? Kesinlikle. Yavaşça vur. Yavaşça vur. Basit ve kolay. Basit bir vuruş. Tamam. Anladım. Güzel. Basit vuruş. Yavaşça vur. İşte burası. Merhaba evlat, biz Sandy'yi arıyorduk. Kim soruyor tatlım? Aman tanrım! Lanet olsun, bu biraz acıttı. Bak dostum, yavaşça vur dedim, imha et. Yavaşça vur ne demedim. Ama göründüğü kadar kolay pekala, değil. Pekala, pekala. Kabul et, benim bu konuda daha fazla deneyimim var. Dur ben yavaş. Siz de kimsiniz? Sen de sen misin? Bana hemen kanını malıkını nerede bulacağımı söyle. Hey, sakin ol. Sakin ol. O daha çocuk. Ben Su, bu da French. Bize söyler misin lütfen? Connor Mulligan'ı nerede bulacağımızı? Size hiçbir şey söylemem. Siz iki pislik burayı hemen terk ederseniz suçlamada bulunmayacağız. Cehennemin dibine gidin. Bilemiyorum, canını sıkacak bir şey mi yaptım? Sana kaba falan mı davrandım? Ne dersin Frenchy? Çok mu kabaydım? Şu azgın köpeği benden uzak tut. Hey! Bayıltana kadar ona vuracak mısın? Ellerini üzerinden çek. Bir profesyonelin işini yapmasına izin. Profesyonel mi? Külahıma anlat. Sadece zayıf erkekler kadınları... Kapat çeneni Sandy. Çünkü bunu yapmaya devam edersen o dilini kopartmasına engel olamayacağım. Şu anda cesur olmanın sırası değil, tamam mı? Şu anda mantıklı olmanın zamanı. Lanet olsun. Şu anda hiç mantıklı davranmıyorsun. Connor'ın altın gibi bir kalbi var. Berbat bir durumdayken beni alıp buraya yerleştirdi. O çok nazik, merhametli ve şefkatlidir. İkinizin asla anlayamayacağı bir şey. Bir şey bilseydim bile iki lanet hamam böceğine bir şey anlatmazdım. Tabii. Bu adamın ne harika bir melek olduğunu sürekli duyuyoruz. Ama bilmek istediğimiz tek şeyin nerede oldu? Gökkuşağının sonunda olabilir mi? Bu kabus o kadın pençelerini ona geçirdiğinde başladı. Kim o kadın? Barbosa'nın nişanlısı Amanda. O pislik Connor'a işkence etmekten zevk alıyordu. Ama onun gibi bir pislik için yeterli olmamıştı. Barbosa'dan da ona işkence yapmasını istedi. Lütfen bize Connor'ın nerede olduğunu söyler misin? Hayır, söylemeyeceğim Su. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir kadına ilk kez vurduğunda karşı koyabilir. Ama bu tek vuruş kemiğini kırar. Kıkırdağı yerinden çıkartır ve kası zorlarsa bir bacağını kalıcı olarak kaybedebilir. Evet, bu kalıcı hasara uğrama korkusu genellikle işe yarar. Onun nerede olduğunu bilen biri varsa bu da o Amanda pisliğidir. Hayatıma bahse varım, hala ona ulaşmaya çalışıyordur. Bunu onaylamıyor musun? Ama bu işi sen istemiştin. İş bu, alışsan iyi olur. Ben tek kelime etmedim. İki gündür işleri berbat etmek için elinden geleni yaptın. Evet ama bu kez farklıydı, değil mi? Ben bir fark görmedim. Şimdiye kadar yaptığım her şey başımı ağrıtmaktan başka bir işe yaramadı, tamam mı? Bununla başa çıkabilirim. O ayaçlarla uğraşmakla ilgili bir sorunum yok. Ama eski sevgilisinin nerede olduğunu öğrenmek için hippie bir kızı dövmek mi? Bu benim anlayışıma uymuyor.
Mesele senin anlayışın değil. Evet Çaylak, kendine yeni bir anlayış bulsan iyi olacak. Çünkü bu adam kendisine karışılmasını hiç sevmez. Anladığını sanmıyorum. O pisliği bulup Barbosa'ya götürmezsek bizim başımız ciddi belaya girer. Bütün o gülümsemeleri, o el sıkışmaları unut. Bu Barbosa şeytanın tekidir. Lanet olsun. Evet, Barbosa öyle biridir. Yerinde olsaydım tekrar oyuna dönerdim. Bu işe başladım, bu işi istedin. O halde işi bitirmen gerek. Bak ne diyeceğim. Bugünü bitirelim. Eve git, güzel bir uyku çek. Sabaha gelip al beni, tamam mı? Kullanmak istemediğine emin misin? Yani hala akşamdan kalma değilsin değil mi? İçtiğim sürece akşamdan kalmalık hiç bitmez. Ama eğer yapacak çok işin varsa... Hayır, sorun değil dostum, hallederim. Hiç değilse aklımı bu işten biraz olsun uzaklaştırmamı sağlıyor. Pazar. Peki ne düşünüyorsun Su? Bu kız bütün bu belaya değer mi? Bence o kız tam bir baş belası. Evet, muhtemelen haklısın. Başımıza bela aldık, öyle değil mi ahbap? İşimiz temelde o psikopat Barbosa'nın nişanlısının zincirlerini sağlam tutmasına yardım etmek. Evet ama işin parası iyiyse yerinde olsam daha fazlasına kafamı yormazdım. Bir hafta önce bu iş için bir okulu bile bombalardım ama şu son iki günden sonra... Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama zararı olmasa bari. Yeterince zarar verdi, bu konuda endişe etme. Zay mı? Bu işi iki gündür yapıyorum ve şimdiden kendimi komaya girecek kadar içmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden mi içiyorsun? İçmek sebep olduğun acıları unutmanı mı sağlıyor? Bunun için dünyada yeterince içki olduğunu sanmam. Bana bir iyilik yap ve beni yargılamaya kalkma Çaylak. Yaptığım şeyleri umursamadığımı sanıyorsun ama umursuyorum. Dinle beni. Her gece içmemin sebeplerinden biri uyumak, anladın mı? Karım bu konuda ne düşünüyor? Evli değilim. Yani evliydim ama artık değilim. Neden hala yüzük takıyorsun? Sanırım hatırlatsın diye. Neyi hatırlatsın diye? Bir daha kimseyle yakınlaşmam ama. Bu bana yalnız bir hayat gibi geliyor. Evet. Ama yine de benim hayatım. Belki berbat ama yine de seviyorum. Hı? Bir kız arkadaşım bile var. Bir fahişe gece kulübünde çalışıyor. Cayır cayır yansam umurunda bile olmaz ama. Ah Frenchie. Bizim gibi insanlar aslında nadir bulunur, biliyor musun? Biz mi? Hayır dostum. Hayır sen. Evet. Tamam öyle olsun. Peki karına ne oldu? Her zamanki şeyler. Üzgünüm dostum, seni utandırmak yok, istemedim. Yok, sorun değil, erken bir evlilikti. Kızımız Mali'yi kaybettiğimizde bitmişti zaten. Lanet olsun, hatırlattığım için üzgünüm. Hayır üzülme, lösemiye senin yüzünden yakalanmadı değil mi? Evet. Henüz 6 yaşındaydı ve savaşacak gücü kalmamıştı. Bu yüzden... Bilemiyorum, her şey bittikten sonra geriye kalan tek şey bu dünyadaki en güzel şeyi kaybetmenin acısıydı. Evet. Bu yüzden her gece uyuyabilmek için içiyorum. Çünkü içmesem sürekli mailenin yüzünü ve sebep olduğum bütün o ıstırapları görüyorum. Yani iyi düşün Frenchie.
Demek bütün bunları dört gözle bekledin. Hı? Bakalım bugünü atlatabilecek misin? İşte orada. Demek zor bir hayatı var ha? Biliyor musun, şahsen dünyada Barbosa'yla yaşamanın psikolojisini tedavi edecek kadar terapi olduğunu sanmıyorum. Evet, muhtemelen haklısın. Peki senin hikayen nedir Frenchie? Hikayem olduğunu kim söyledi? Sonuçta buradasın değil mi? Benim de birkaç hatam oldu. Eve dönmek için orduya yazıldım. Buna da niyetim vardı. İşlerin böyle gitmesini planlamamıştım. Yani tek acı çeken sen değilsin. Yan hasarı, uzmanlık alanım. Sipariş ettim. Burası Rodeo Caddesi değil Frenchy. Bu kadar uzakta ne işi var? Bilmiyorum dostum. Ama pek mutlu görünmüyorsun. Canın cehenneme, senin İrlandalı. Ama bizim için iyi olabilir. Hemen şu kapıyı seni lanet olasıca. Evet dediğimi duydun. Kim olduğumu biliyorsun. Başına gelebilecek en iyi şey benim bebeğim. Cehenneme git. Seninle işim bitti. Sizin burada ne işiniz var? Sadece iyi olduğundan emin olmamız gerekiyordu. Ben iyiyim. Şimdi defol. Gel buraya. Senin lanet olsun. Çek ellerini üzerimden. Nişanlım bunu öğrenirse başına neler geleceğini biliyor musun? Connor'ın dairesinin hemen dışında durduğunu da anlatacak mısın ona ha? Ne? Eski sevgilisiyle mi konuştun? Şu Çinli sanatçı özentisiyle. Kaçacak yerin yok amandı. Bu şehirde ne zaman ihtiyacın olsa otobüs bulamazsın. Evet bak ne diyeceğim. İki seçeneğin var. Ya o lanet otobüse binersin ya da Barbosa ile evlenirsin. Bu Connor denilen çocuk sana göre değil. Düşünsene belki de senin için biraz fazla iyiydi değil mi? Geri bas ihtiyar. Sanki otobüse binmeye ihtiyacım var da. Benim pahalı bir arabam var. Bence asıl meseleyi gözden kaçırıyorsun. Yani izini buraya kadar sürdünüz. Nişanlım ve dal kavukları bundan çok memnun olacak. Daire 610. Gerisini kendiniz halledin. Ve ona sevgilerimi iletin. ...610. Oh, buyur aşkım. Teşekkür Önce ederim. Sen. Teşekkür ederim tatlım. Benim için zevkti. Asansör şurada. Hayır. Asansör olmaz Frenchy. Asansöre binmeyelim. Merdivenlerden çıkalım. Yapabilecek misin? Evet, yapabilirim. Sen de kimsin? Durun bir dakika. Ne istediğinizi... Lütfen durun bir dakika. Ne istediğinizi biliyorum. Nerede kal? Ne istediğinizi biliyorum. Dinleyin, burada olmaz tamam mı? Lütfen burada olmaz. Hayır. Lütfen Tanrı aşkına dışarı gidelim. Neden burada olduğumuzu biliyorsun değil mi? Evet.
Amanda intercom'da bağırdığı için değil mi? Oo, hey tatlım, hey buraya gel, sorun yok. Hey, baba sadece arkadaşlarıyla oyun oynuyor, tamam mı? Tatlım korkma, sakın korkma, korkma. Neler oluyor? Bu adamlar kim baba? Onlar sadece babanın arkadaşları, tamam mı? Sadece biraz sohbet edeceğiz. Lenny, bebeğim bana bak, babana bak. Senden odana gidip oyun oynamanı istiyorum, tamam mı? Tamam. Pekala, hey. Tatlım, biz burada sadece yetişkin oyun oynayacağız, tamam mı? Çok eğlenceli oyundur Lenny, oynamak ister misin? Hadi, herkes dizlerinin üzerine çöksün, tamam mı? Sana nasıl oynandığını anlatayım Lenny. Gruptaki herkes el ele tutuşuyor. Gözlerimizi kapatıyoruz ve sayıyoruz. Birimiz saklanıyoruz. Otur şu lanet. Lütfen oturur musunuz Bay French? İşte böyle. Biliyor musun? Bu durumda gidip senin saklanman gerekiyor Lenny. Ne kadar saklanacağım? Biz 50'ye kadar sayacağız. Sonra da seni aramaya geleceğiz, tamam mı? Yani saklanacak iyi bir yer bulduğundan emin ol. Dur biraz. Bu da ne? Ne? Ah, işte şurada, işte. Vay canına! Bu da nereden çıktı böyle? Buna sihir denir tatlım, tamam mı? Şimdi dinle, içeri git ve saklan. Evet, bu sihir tatlım. Hadi alabilirsin. Birazdan seni aramaya geleceğiz. Yani bir, iki, üç, dört. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Sonsuza dek kaçamayacağının farkında mısın? Kaçmıyorum. Sadece hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum. Kızımla birlikte. Peki annesi nerede? O öldü. Dokunaklı. Peki kendini neden bu işe bulaştırdın? Barbosa gibi bir adamın peşine düşeceğini bilmiyor muydun? Dublin'de bazı kulüplerde çalışmıştım. Sonra buraya geldiğimde Barbosa'nın kulüplerinden birinde işe girdim. Benim bazı fikirlerim vardı ben... Konuş konuş. Hadi anlat ne? Şey, uzun lafın kısası... Barbosa'nın kulüp dansçılarından birine aşık oldum ben. Crystal'a. O mükemmeldi dostum. Benim için her açıdan mükemmeldi. Ama asıl sorun Barbosa'ydı. O adam takıntılı, lanet bir pislikti. Kendisi yerine bana aşık olması fikrinden nefret ediyordu. Crystal hamileydi. Barbosa bunu öğrendiğinde onu ölesiye dövdü. Hatta onu bıçakladı. Evet, inanabiliyor musunuz? O lanet yılan hamile bir kızı bıçakladı. İşte bu yüzden Lane erken doğdu. Yoğun bakım ünitesinde kaldı. Crystal... O hastaneye ulaşmayı başaramadı. Doğumdan hemen sonra öldü. Aman da bu işe nereden bulaştı peki? O sadece yasak meyveden bir ısırık almak istedi sanırım. Bilmiyorum. Tüm olanları Barbosa'ya anlattı ve onun o psikotik öfkesini ateşledi. Ve işte buradayız. Beni dinleyin, beni dinleyin. Yalvarıyorum. Size yalvarıyorum lütfen. Kızımın iyiliği için. Su. Pekala, pekala, beni dinle. Tamam. Şehri terk edeceksin. Bir daha Los Angeles'a adım atmayacaksın, anladın mı? Yemin ediyorum. Tamam mı? Vay canına, yavaşla biraz. Bu senin verebileceğin bir karar değil, Frenchy. Tamam mı? Bu kadar ileri gitme. Su. Ya söyledikleri doğruysa? Olur, su. Yapmaya yetmiyor. Ya söyledikleri doğruysa ve onu Barbosa'ya verirsek nasıl insanlar oluruz? Söyle hadi. Peki ya çocuk? O ne olacak? Gitmene izin verirsek hemen gideceksin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Anladım. Bize teşekkür etme. Bizim başımız belaya girecek. Sen sadece kızını kurtar, tamam? Tamam. Hadi bakalım, artık çık ortaya. O kadar uzun süre saklanamazsın. Asla geçmemen gereken bir çizgi var. Saygı, sağduyu ve tam anlamıyla aşağılık, pisliğin teki olmak arasındaki çizgidir. Eğer yumuşarsan kaybedersin. Bu verilecek en doğru karardı Su. Bunu sen de biliyorsun. Canın cehenneme French, canın cehenneme. Tam iyi olanlar öğrenirse ne olacağını sanıyorsun ha? Ha? Amanda geldiğimizi gördü. Bizi ispiyonlayacaktır canın cehenneme. Evet ama en azından ben bununla yaşayabilirim. Belki de fazla yaşayamazsın seni gerizekalı salak. Seni dinlediğim için benim de aklımdan zorum olmalı. Güzel bir duygu değil mi?
Bir kez olsun aynada kendine bakmak ve iğrenmemek. O küçük kız Miley ile aynı yaştaydı French. Yapamazdım. Yapamazdım. Onun gözlerinin önünde babasına zarar veremezdim. Bunu yapamazdım. Burada ne işin var Amanda? Eve gitmiş olmalıydın. Sizin ne işiniz var? Connor nerede? Burada değildi. Kimi kandırıyorsunuz? Onunla konuştum. Hayır, konuşmadın. Konuştuğun o değil. Sanırım duyduğumda onun o İrlanda aksanını tanıyabilirim. Ayrıca bunların bir önemi yok. Barbosa burada. Size tuzak kurdu pislikler. Connor'ı öldürmeye geldiler. Suçu ikinizin üstüne atacaklar. Asansörle yukarı çıkıyorlar. Ve bu seni mutlu ediyor değil mi? Seni lanet pislik. Bundan öylesiye mutlu oluyorsun. Bundan öylesiye mutlu oluyor. Seni lanet pislik. Buna inanamıyorum. Şimdi ne yapacağız Su? Bilmiyorum Çaylak. Seninle tanışana kadar hiç bu duruma düşmemiştim. Tammy'yi arar, çocukları toplayabiliriz. Onlara Barbasol'un aslında neyin peşinde olduğunu anlatabiliriz. Olur mu? Peki ya çocuk? Silahları var French. Hepsinde silah var. Yok. Bu adamları halledebiliriz. İşlerini bitirebiliriz, yapabiliriz. Sert vururuz da oluruz, tamam mı? Bir silah bulursam birkaç atış yapar, kalanları indirebilirim. Connor ve o çocuğu alır buradan götürürüz. Bunu yapabiliriz dostum. Hadi yapalım. Öyle mi? Hadi yapabiliriz, hadi. Bu hafta sonu birlikte iyi çalıştık. Ama pazartesi bu işe devam edebileceğimi sanmam. Bu lanet olası hayatımda yaptığım en rezil işti. Keşke senin bu bilgeliğine 20 yıl önce sahip olsaydım. Başlayalım mı? Alex. French. Seni uyarmıştım. Bu işte it iti ısırır. İçeri gel. Hadi. Buraya gel. Baba. Buradan çıkmanın başka bir yolu var mı? Bu taraftan. Lenny'nin odasında yangın çıkışı var. Merdivenler lobiye kadar iniyor. Sen merdivenlere git. Kızı al ve git hemen. Hadi. Tamam. Su. Su, bir şeyin arkasını saklan. Come on.
su. Tami'nin düşündüğünün yarısı kadar bile etmezsin ha. Haline bak. Çekip gidebilirdin. Ama bunun yerine nakavt oldun. Altın çocuk. Tami, adamların dostun tuzak kurmuşlar. Tam bir kan banyosuydu. Onları durdurmaya çalıştım. Ve seni bu yüzden aradım. Bunu benim adamlarım mı yaptı? Evet. Su'nun her zaman dediği gibi, alt etmen gereken daha büyük, daha kötü bir kedi daima olacak. Tami, biz tarih yazdık. Ha, şu senin zırvalığın. Bu tuzağı senin kurduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Suinski, altın çocuk, Baker gibi bir adamı öldürüp öylece çekip gideceğini gerçekten düşündün mü? Benim için o çizgide yürüdü, onca yıldan sonra değil. Sen SWAT ekibine haber ver. Siz ikiniz hadi benimle. Acil SWAT ekibi gerekiyor. 5610 doğu yakası tamam. İşte geldi. Aa, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Harika görünüyor. Al bakalım tatlı kız. Başka istediğiniz bir şey hayır, var mı? Hayır, hepsi bu kadar. Teşekkür ederiz. Onu senin için keseyim olur mu? Boğazına kaçmasını istemeyiz değil mi? Dinle, mutlaka ıspanaktan yemelisin tamam mı? Çünkü harika bir tadı var mı? İneklerin biftek olmadan önce iyi bir hayatları oluyor mu baba? Aa, evet, evet, evet. Elbette oluyor tatlım benim. Evet. İnekler bir ineğin yapabileceği bütün eğlenceli şeyleri yaparlar. Biliyor musun tatlım? Papatyaları yemek gibi ya da çimlerde yuvarlanmak gibi. Tıpkı senin gibi. Sonra çiftçi çıka geliyor. İneklerin gözlerinin içine bakıyor ve şöyle diyor. Barbekü zamanı. Eğlenceli bir hayatları olmasına sevindim. Evet ben de tatlım. Ben de. Hadi yemeğini ye. Thank you.